Evet, toplam ve farkın türevi diyoruz. Toplam ve farkın türevi. İki tane fonksiyon verilmiş olsun. Şuradan yapıyoruz? Ayrı ayrı türevlerini alıp toplayabiliriz. Farkı da türevlerini alıp birbirinden çıkarabiliriz. Şurada bir sorumuz var. Diyor ki yukarıdaki tabloda verilen fonksiyonların türevlerini bulunuz. Mesela birincisinin türevi nedir? 2x eksi 3. İkincisinin türevi şunu düzenleme yaparsak x üzeri eksi 2 artı x türevini alıyorum. Eksi 2 bölü x küp olur. Artı 1. Ve şunun da türevini alırsak 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2 artı x kare ya onun türevini alalım. 1 bölü 2 başa atıyorum. X üzeri eksi 1 bölü 2 olur. O da 1 bölü kök x olur. Artı 2x. Türevini bu şekilde bulmuş oluruz. Ben bazı soruları hani önemli gördüklerimi çözeceğim. Önemli hani soruları çözeceğim. Diğer soruları da size özdür birkaç soruyu da ödev bırakacağım. Tamam. Evet. Geçiyorum. Yine etkinlik soru tarzı. Burada toplamı burada bir tanesini alıp çözelim. Mesela hangisi? Örneğin şunu alıp şuraya çekeyim. Türevini alalım. Hem toplamını hem de farkını. Topladığımızda 4x üzeri eksi 3 artı 5 eksi 3x türevini alalım şimdi bunu. Eksi 3'ü başa atıyorum. Eksi 12 x üzeri eksi 4 eksi 3. O toplam. Yani f artı g. Birbirinden çıkaralım şimdi. 4 x üzeri eksi 3 eksi 5 artı 3x. Şimdi bunun türevini alalım. Yine eksi 12 x üzeri eksi 4 artı 3 olur. Evet, bu sorumuzda bu şekilde. Diğerleri de aynı benzer taktikle ne yapabiliriz? Türevlerini alabiliriz. Basit olduğu için şimdi 15. soru güzel bir soru. Bu 15'e bakalım. F'in türevini alıyorum. 1'in türevi 0, x'in türevi 1, x karenin türevi 2x, x küpün türevi 3x kare. Böyle devam eder. Ta ki nereye kadar? 2019 çarpı x üzeri 2018 olur. Şimdi x yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 yazdığımızda olur? 1 eksi 2 artı 3 eksi 4 böyle gider. Eksi 2018 artı 2019 olur. Şimdi buradan şurası burada kaç tane terim var? 2019 tane terim var. Ardışık iki terimin toplamı eksi bir. Burası da eksi bir. Böyledir. Ta ki nereye kadar? Şuraya kadar. Eksi bir. Dolayısıyla bundan önceki 2017 2017 ile 2018 eksi 2018 topladığımızda eksi bir. Yalnız şurada 2019 fazla. Dolayısıyla 2018'e kadar 2018 tane terim var. Onu ikiye bölüyorum. 1009 yapar ama eksi 1009. Artı bir de elimizde ne var? Çünkü niye eksi 1009? İkişer terim toplamı eksi 1 ya. O yüzden 1009 tane terim var. 1009 çarpı eksi 1.
eksi 1009 olur. Artı 2019 topladığımızda 1009 olur. Bulmuş oluruz. Evet. Özdur. Yani şey olmayınca neydi? Ses olmayınca iyi olmuyor. En azından bir tane arkadaş gelseydi ses 1-2 deneme yapsaydık böyle ben kendime anlatıyorum gibi hissediyorum çünkü böyle gidiyor. Evet. Şimdi gelelim bir diğer örneğimize. Niye siniyor? Allah. Şimdi başka bir soru, 16. soruda işte türevlerini al diyor, yerine yaz. 2b eksi 3n'i eşitle diyor. Oradan n ve n değerlerini bul, çarp diyor bize. Evet, bunu da yapalım ona. F'in türevini alırsak, F'in türevini alırsak 2nx artı 1 olur. G'nin türevini alırsak 1-3nx kare olur. 1 yazdığımızda bunda şu ifade ne çıkar? 2m artı 1 olur. Eksi 1 yazdığımızda burada 1-3n olur. Eşittir 2m eksi 3n. Dağıtalım. 2m şöyle dağıtalım. Sonra eksi 6 ne yazılır? Eksi 6mn artı 1 eksi 3n eşittir 2m eksi 3n olur. 2m'ler gider, eksi 3n'ler gider. Şunlar götürebiliriz. Direkt 6mn eşittir 1. M çarpı n eşittir 1 bölü 6 olmuş oluruz. Evet. Var mı sormak istediğimiz? Bakalım. Hazır. Yok. Tamamdır. Evet. Devam edelim. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Şimdi bu sorumuza baktığımızda Px polinomu sabit terimi. Önce bir Px polinomunu bulmamız lazım. Sonra sabit terimini elde edebiliriz. Px polinomu ikinci dereceden bir polinom olmalı. Yani Px eşittir. Ax kare artı bx artı c diyebiliriz. Türevini alalım. 2ax artı b'dir. İkisini toplayalım. Şey birbirinden çıkaralım. Şunu eksi ile çarpıp toplarsam ax kare artı b eksi 2 ax olur artı c eksi b. Bu da eşittir x kare artı 4x artı 6 diyebiliriz. Buradan hemen deriz ki polinom eşitliği. Buradan a'mız 1'dir. Şuradaki 1'den dolayı. b-2a yani b-2 eşittir 4. b'miz buradan 5. 6 çıkar. c-b yani c-6 eşittir 6'dan. c'miz de 12 çıkar. O zaman px polinomumuz şöyleymiş. a'mız 1 bulduk. X kare. b'miz 6, 6x, c'miz 12, artı 12. Sabit
terimi ne olacak? Şuradaki 12 değer olacak. X yerine 0 yazdığımızda sabit değer budur diyebiliriz. Evet, geldik bir kuralımız. Bu kuralla ilgili birkaç örnek çözüp burayı tamamlayacağız. Şurası en başa geçiyor. Dikkat edersek sonra içinin türevi. Köklü ifadenin türevi içinin türevi bölü 2 kök fx. Bu da aslında şöyle, yani fx üzeri 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 başa atıyoruz. Sonra derecesini 1 azaltınca ne olur? 1 bölü 2 fx üzeri eksi 1 bölü 2 oluyor. Sonra içinin türevi f üstü x. Onun da açıklaması işte şudur. Onun da açıklaması bu. Evet, şimdi örneklerimize bakalım. Mesela buradan çözelim birkaç tanesini. Birinci örneğimize baktığımızda türevini a alıyor. 2'yi başa atıyorum. X kare artı 2x derecesi 1'e düşüyor. Çarpı içinin türevi. 2x artı 2. Bu kadar. Hadi bunu da çözelim. 4x artı 1'in türevi 4 bölü 2 kök içerisinde 4x artı 1 diyebiliriz. Bu kadar. Diğeri de aynı şekilde. Şu çözdüğümüz örnek aynısı. Şu soruya bakalım. F üstü x nedir? 2x artı y üstü x'tir. Bölü 2 kök içerisinde x kare artı gx'tir. Şimdi 1 yazarsam ben buraya. 1 yazarsam f'in türevi 1 eşittir 2 artı g'nin türevi 1 bölü 2 çarpı kök içerisinde 1 artı g'dir. Sonra yerine yazacağım. G1 ve g'nin türevi içerisinde 1. İkisi de 3'müş. O zaman 2, 3 daha burası 5 olur. Bölü 2 çarpı. Burası 3 ya. Kök 4. O da 2 çıkar. 5 bölü 4. Cevabımız 5 bölü 4 bulmuş oluruz. Evet. Evet. Şekilli soru. Ben bir tanesini babaya büyük ya. Varık. Acayip büyük. Burada şuna dikkat edeceğiz. Biraz daha büyütelim sonra. Burada fonksiyon özelliklerine dikkat edeceğiz. Başka bir şey yok. Ne diyor bize? Tarif ediliyor şurada. Nasıl bir örnek varmış şurada? A çarpı B eşittir f'in 15. türevi x diyor. Nasıl tarif ediliyormuş? Dikkat edersek eğer şekil böyle olursa üçüncü kuvveti sonra türevi. Burada şeklimiz ne? Buradaki şeklimiz beşgen. Derece 5 oluyor. Derece 5 oluyor. Dolayısıyla oradaki şekil neyse oradaki dereceyi oraya aktarıyoruz. O kadar. Başka hiçbir püf noktası, yani çok önemli bir nokta yok. Mesela bakalım. Şu birincisinin ne olacak? F'in dördüncü şeyi sonra türevi. Tamam. Şöyle tekrar bakalım. Sonra türevi. Evet. Onun türevini alacağız.
Ve bu nedir? F'in 6. sonra türev. Budur yani. Türevini alırsak 4'ü başa atıyoruz. F küp x olur. Sonra içinin türevi. F üstü. 4'ü başa attım. 3'e düştü. Sonra f üstü x diyoruz. Bu a. Yani türevini al. Sonra b'yi bulalım. Bu a değeri. B değerini bulmak için 6'yı başa atıyorum. F'in 5. kuvveti x çarpı f üstü x olur. Biz bunları çarparsak arkadaşlar 4 kere 6 24. Şurası 3, 5 daha 8. 8 olur. Burada 15 demiş. Hayır, yanlış. F kök x olsa a 2x olur. Doğru mu acaba? Kök x. Mesela şu a değeri şurada değerlendirelim. 4. Kök x'in küpü nedir? Kök x'in küpü nedir? Karesini alsam x olur. Çarpı kök x. Yani küpünü aldığımızda birisi x kök x olur. Türevi de 1 bölü 2 kök x. Şunlar sağa birleşir. 4x'i 2'ye bölersek 2x olur. Doğru bir ifadedir. Aynı şekilde diğerine baktığımızda b bölü a. Yani b ile a'yı oranlarsak şu a, bu da b. B ile a'yı oranlarsak o ifade de aynı çıkar. Yani şu çıkar. Çünkü sabitleştirme yaptığımızda 3x üzeri 4 bölü 2 elde ederiz. Evet. Geçelim bir diğer şeyimize. Bakalım kim var, kim yok. Artış var mı? Evet. Maşallah. Daha ne gelen var, ne giden var. Herhalde diğer arkadaşlar sınava girmeyecek. Çarpım ve bölüm fonksiyonu türevi. Çarpım türevi birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Bölümün türevi önemli. Dikkat edelim şu formu. Bunu ezberleyeceğiz. Birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü x'in karesi diyoruz. Evet. Burada şimdi şöyle ekranı biraz büyütelim diyeceğim. Çekelim şuradan. Türevlerini alalım. Şimdi bunu çarpıp sonra türevini alabiliriz. Ya da birincinin türevi 1 çarpı 1 eksi x. İkincinin türevi eksi 1 çarpı x eksi 3. Bu kadar. Sonra toplama çıkarma. Tekrar edelim. Bunun türevi nedir? 2x artı 1 çarpı 2x artı 1. Sonra ikincinin türevi 2 çarpı 1 eksi x kare artı x. Böyle alabiliriz. Üçüncüsüne bakalım, bölümün türevi. X artı 1'in türevi 1 çarpı x artı 4. Eksi geliyor formunda, eksi. X artı 4'ün türevi 1 çarpı birincisi x artı 1 bölü x artı 4'ün karesi. Yukarısı işlem yaparsak ne olur? X'ler gider. 4'ten 1, 3. 3 bölü x artı 4'ün karesi bulmuş oluruz. Aynı şekilde işte 2x eksi 1 çarpı diyoruz. 3x artı 2. 3x artı 2'nin türevi 3 ama arada x var. Eksi 3 çarpı x kare eksi x bölü paydanın karesi. 3x artı 2'nin karesi. Evet, soruda bu şekilde
diyebiliriz. Çekiyorum şöyle. Bundan sonra abi. Şimdi burada çarpımı aldıktan sonra da trig alabiliriz. Biz çarpalım olmasa bunu da bu şekilde çözelim. Çarpıyorum. Ne olur? 5x üzeri 4 eksi 5x kare. Şimdi türevini alalım. 20x küp eksi 10x. Türevini aldık hızlıca. Şimdi bölelim. 5x bölü. Bunu da x parantezine alalım. X küp x kare eksi 1 olur. X'leri sadeleştirirsek şöyle gitti. 5 bölü x kare eksi 1. Şimdi bunun türevini alırsak ne olur? Şuraya yazacağım. 5'in türevi 0 çarpı x kare eksi 1 yazmaya gerek yok. Bunun türevi nedir? 2x ama arada eksi var. Eksi 2x çarpı 5 bölü paydamın karesi. X kare eksi 1'in karesi. Örnek bir tane yaptık. Diğerleri de benzer şekilde çözebiliriz. Şimdi gelelim bu sorumuza. Evet, Özgür var mı sormak istediğiniz? Ses 1-2 deneme. Tamamdır. Şimdi türevini alıyor, 1 yazıyor. Türevini alabiliriz. Önce şöyle yapsak. 1 yazdığımızda 0 olmuyor. Şu ikisini çarpıp ne olur çarptığımızda 2x kare şöyle yazalım 2x kare artı 3x artı 2x artı 5x olur. Artı 3 çarptım bu. Sonra 3x eksi 5. Şimdi çarpım türevini uygulayalım. Birinci türevi 2 kere 2 4x artı 5 çarp ikincisi 3x eksi 5 artı ikincinin türevi 3 yani şu an türevi 3 çarp birincisi 2x kare artı 5x artı 3 olur. Şimdi x yerine 1 yazacağız. 1 yazsak 9 eksi 2 1 yazdık artı 3 çarpı 8 10. Şurası ne olur? Eksi 18 artı 30 12 olmuş olur. Eksi 1 yazıyor. Bir yazalım eksi 1. Bunu böyle bulduk. Hadi bunu bulalım. Eksi 1 yazdığımızda 1 çarpı eksi 8 1 yazdığımızda artı 3 çarpı 1 burası eksi 2 eksi 2 şöyle yazalım eksi 2 eksi 5 artı 3 ne olur? Eksi 7 artı 3 eksi 4 olur. Bu da eksi 8 eksi 12 eksi 20 olmuş olur. Evet bu soruda bu şekilde elde etmiş olduk. Evet. Şimdi sorumuza bakalım. Aslında bu soru bir şeyi hatırlatıyor. Biraz üzerinde çalışma yaparsak bir şeyi hatırlatıyor. Neyi hatırlatıyor mesela? Çarpımın türevi değil de bölümün türevi. Nasıl bölümün türevi? Şuradaki ifadeyi ben şunun altını bölü olarak geçirsem. Yani şöyle desem. Fx çarpı y üstü x eksi f üstü x çarpı gx bölü f kare x. Dolayısıyla bu ifade nedir aslında? G bölü
F'in türevidir. Türevidir. Bu da geriye ne kalıyor? Bu F kare X oraya attığımızda X bölü X artı 1 kalıyor. İşte bu. Şimdi diyor ki X gördüğüm yere diyor burada 2 yazıyor. Yazarız. Çok basit. Şuraya 2 yazıyor. 2 bölü 3. Hazır vermiş. 2 bölü 3 elde etmiş olduk. Evet. Soru bu şekilde. Paylaşım notumuz var. Px bu şekilde verilmiş olsun. Türevini aldığımıza dikkat edersek bu şekilde olur. Ha, demek ki ben burada a yazsam şurası direkt sıfır oluyor. Polinom. Türevinde de a yazsam bakın burası da sıfır. Burası da sıfır oluyor. Dolayısıyla hem normal polinomda yerine yazıyorum hem de birinci türevinde yerine yazıyorum. Sıfır çıkıyor. O zaman bu taktiği burada da uygulayabiliriz. Derece nedir? 2. Dolayısıyla birinci türevine kadar yani 1. Ben şunu yazabilirim. P içerisinde bu sıfıra eşitlediğimizde x artı 1 sıfıra eşitlediğimizde x'imiz eksi 1'dir. Dolayısıyla p eksi 1 sıfır olmalıdır. Bir de birinci türevi eksi 1 sıfır olmalıdır. Mesela şu 2 değil de 3 olsaydı ben bir tane daha ekleyecektim. Diyecektim ki bu sefer p ikinci türev eksi 1 eşittir 0 diyecektim. Orası 2 değil de 3 olsaydı. Yani bir eksiği, derecenin bir eksiğine kadar türev alıyoruz. Şimdi p'nin türevini alalım. P üstü x. 4x küp artı 3ax kare artı 4x artı b olur. Burada x gördüğümüz yere eksi 1 yazacağım. Eksi 4 artı 3a eksi 4 artı b eşittir 0. Buradan 3a artı b eşittir 8. Bu bir tane denklem. Biz bir tane denklemi daha tespit edeceğiz. Şuradan eksi 1 yazdık. 1 eksi a artı 2 eksi b artı 1 eşittir 0. Buradan da eksi a eksi b eşittir kaç çıkar? 4. Karşı tarafa attık. Eksi 4. Topluyorum taraf tarafa. A b'ler gider. 2a eşittir 4'ten a eşittir 2. A 2 ise b ne olur? 6. 3 kere 2 6. B de 2'dir. İkisi de aynı çıkıyor. 2 kere 2 cevabımız 4 elde etmiş oluruz. Evet. Sağdan ve soldan türev. Sağdan ve soldan türev. İşte şu ifade fonksiyonu sağdan türevidir. Bu da fonksiyonu soldan türevidir. Ve şu şekilde sağdaki türev, soldaki türev bu şekilde gösterilir. X eşittir A noktasında sürekli altını çizelim. Önce sürekliye bakacağız. Sürekli olan etki fonksiyonun sağdan ve soldan türevleri eşit ise o zaman türev vardır diyoruz. Sağdan ve soldan türevler eşit değilse türev yoktur yorumunu yaparız. Bir fonksiyon türevli olup olmadığına karar verirken sağdan ve soldan türeve bakmak gerekir. Genellikle kritik noktalar fonksiyonun türevli ya da türevsiz olmasına neden olabilir. O nedenle kritik noktalarda sağdan ve soldan türeve bakılmalıdır. Bunlarla ilgili örnekleri ileride örneklemeler yapacağız. Mesela örnek 6. Ne diyor bize? Sağdaki türev verilmiş. Eksi 1'in sağındaki türev. Bir de solundaki türev. Bana da diyor ki tüm reel sayılar yani türevlenebilir fonksiyon belirtilmiş. Madem ki türevlenebilir ise o zaman diyeceğiz ki sağ ve sol türevleri eşit olmalıdır. Yani 2n eksi 3 eşittir. 9 eksi 2n karedir. Hemen onu sağ tarafa atarsak 2n kare artı 2n eksi 12 eşittir 0. Sonra 2'ye bölsek n kare artı n eksi 6 eşittir 0.
n desek, 3, 2 desek, a artı eksi, buradan eksi 3 çıkar, buradan 2 çıkar. N değerleri bunlar olmalı. Evet. Türevle süreklilik ilişkisi. Ben şimdi şu ifadeyi yazacağım. Bayağı işimizi kolaylaştıralım. Nedir? Kümeler konusunda şöyle bir ifade biz biliyoruz. P ise Q denktir. Q'nun değil ise P. İşte bu ifadeyi kullanacağız. Türevli ise süreklidir. O denktir. Sürekli değil ise türevli değildir. İşte bu bayağı işimizi kolaylaştıracak. Ben bana bir fonksiyon veriliyor. Diyor ki acaba bu türevliliğini inceleyiniz. Siz bakacaksınız ki bu fonksiyon sürekli değilse o zaman türevli değildir yorumu yaparsınız. Baktınız fonksiyon önce türevliliğine baktınız. Hani türevli ise zaten her halükarda sürekli olacak. Size fonksiyon türevlidir deniyorsa o zaman kesinlikle süreklidir diyeceğiz. Ama size türevliliğini araştırınız dediği zaman önce sürekliliğe bakacaksınız. Sürekli ise türevli olabilir de olmayabilir de. Niye? Sağdaki ve soldaki türevlere bakacaksınız. Ondan sonra eşit ise türev vardır diyeceksiniz. Yani bu fonksiyon süreklidir. Dolayısıyla türevlidir diyemeyiz. Böyle bir genelleme yaparsak hata yapmış oluruz. Ama şunu diyebilirim rahatlıkla. Fonksiyon sürekli değilse kesinlikle ve kesinlikle türevli değildir yorumunu yapabiliriz. Fx fonksiyon bir noktada türevi soruluyorsa önce bu noktadaki sürekliye bakılır. Eğer bu noktada fx süreksiz ise türev yoktur yorumunu yaparız. Evet, grafikleri incelediğimizde mesela birinci grafik x eşittir a'da süreksiz. Niye? Burada bir sıçrama süreksizliği var. Ve bu noktada süreksizdir. Burada x eşittir a noktasının kırılma olduğundan ama içi dolu şurası dikkat edersek sürekli fakat türevsizdir. Neden? Çünkü sivri olan yerlerde diyeceğiz ki türevli olmaz. Burada mesela x eşittir b noktasında sürekli değil. Sürekli değilse türevlilikten bahseder miyiz? Hayır. X eşittir c noktasında bir kırılma yaşanmış. Dolayısıyla kırılma ya da sivri uç yani diyebilirsiniz. Hem d noktasında hem c noktasında bir kırılma yaşandığı için bu burada fonksiyon sürekli olmasına rağmen türevli değildir. Şurada x eşittir e noktasında fonksiyon nedir? Süreksizdir. Çünkü içi boş. Ama ne diyebiliriz? Süreksiz olduğu zaman türevli olmuyordu. Hatırlatmayı yaptıktan sonra hani demiştik ya fonksiyon sürekli değilse türevli değildir yorumunu yapabiliriz. Evet. Bir ara vereceğiz. Sonra kaldığımız yerden buradan devam ederiz. Tamam. Evet.